Sayın seyirciler, Söz Belediye'de programıyla karşınızdayız. Edirne Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri konuşmak üzere Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan'la birlikteyiz. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de belediyemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Gündeminiz epey yoğun. Sizin çok fazla vaktinizi de almak istemiyoruz. Edirne Belediyesi olarak kendi imkanlarınızla altyapı çalışmalarına başladınız. Şu anda da Koca Sinan Mahallesi'nde devam ediyor. Çalışmalar ne durumda? Koca Sinan Mahallesi'nden sonra hangi mahalle var sırada? Bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle, altyapıyı bir kısaca hatırlatayım ben. 2014'te göreve başladığımızda şehrin altyapısının neredeyse tümüyle yenilenmesi gerektiğini tespitini yapmıştık. Bu tespitte de süreç içerisinde ne kadar haklı olduğumuz da ortaya çıktı. Tabii bunun için yapılması gereken işler var. Nedir o? En başta projeleri hazırlamanız lazım. Bunlar büyük projeler Seyda Hanım. Yani öyle bir binanın projesi ya da bir apartmanın projesi falan değil. Şöyle bir örnek vereyim ben size. İşte Edirne'nin Yıldırım Mahallesi var, Karaağaç Mahallesi var, Sabuni Mahallesi var. İşte Kirişhane var ama öbür taraftan Esentepe, Kavgaz var, Kıyık var. Yani bu altyapıyı yaparken hem içme suyu, temiz içme suyu olarak bütün buralara öyle bir sistem kurmalısınız ki aynı anda her mahalleye su verebilmeniz lazım. Bu bir mühendislik hesabı, zor bir hesap. Yani oranın kotu, buranın kotu, o boruların oluşacak basınca dayanıklılığı, siz suyu verdiğinizde en düşük kot olan mesela işte Kirişhane, Koca Sinan Mahallesi'ne kendiliğinden giderken su, Kıyık'ta, Esentepe'deki işte apartmanlara 8. kata, 10. kata o suyu ulaştırabilmeniz için bir basıncı arttırmanız lazım. O basıncı çok arttırırsanız buradaki suyu patlatırsınız, boruyu patlatırsınız. Arttırmazsanız, yani hesaplayamazsanız alttaki mahallelere su gider, üstteki mahallelere su çıkmaz. Bunlar hep yaşadığımız sorunlar. Bunu şunun için söylüyorum. Hem içme suyu şebeke projesi, hem yağmur suyu toplama kanalları projesi, hem de kanalizasyon projesi. Bu bütün şehrin sokak sokak, cadde cadde, kapı kapı, ev ev, kodları okunarak, harita mühendisleri tarafından kodları okunarak yapılması gereken bir proje. Yani devasalığını anlatmaya çalışıyorum, projenin büyüklüğünü anlatmaya çalışıyorum. Hal böyle olunca bu projenin çizilmesi, hazırlanması, hesaplanması gerçekten çok ciddi mühendislik hesapları. Çok ciddi ama. Çok ciddi, yani öyle böyle değil. Biz bunları göreve başladığımız gibi İller Bankası'na projelerin hazırlanmasını verdik. Proje ücretlerini ödedik ve bu projeler bir kısmı 2 yılda, bir kısmı 2,5 yılda hazırlandı, bitti. Ve sonuç itibariyle 4 Aralık 2017 tarihinde de altyapının ihalesini yaptık. 355 milyon TL keşif bedeliyle ihaleye çıktık. Firmalar katıldı. En uygun teklifi 215 milyon TL ile bir firma verdi ve ihaleyi kazandı. İtiraz oldu. Ankara'ya Kamu İhale Kurumu'na, KİK'e gitti. KİK 27 sayfalık bir gerekçe raporuyla onayladı oy birliğiyle ihalemizi ve biz akabinde firmayla sözleşmemizi yaptık. Ancak biz o sözleşmeyi yaparken şöyle bir şart koymuştuk. Şartnamemize madde koymuştuk. Demiştik ki bu sözleşme İller Bankası'nın talep edilen, belediyenin talep ettiği krediyi onaylaması halinde işlerlik kazanacaktır, geçerlik kazanacaktır. Biz İller Bankası'na kredi müracaatını yaptık. Belediye meclisinden hem geçen dönem hem bu dönem oy birliğiyle karar aldık. Bütün belediye meclis üyeleri, bütün partiler buna destek verdiler. Çünkü yapılması gereken bir iş. Bugüne kadar, yani aşağı yukarı 1,5 yıl bir zaman geçti. Krediyle ilgili hiçbir gelişme sağlayamadık. Ben bunu İktidar Partisi mensubu arkadaşlardan da rica ettim. Birilerinden de rica ettik. Kendimiz de uğraştık falan. Sağlayamadık. Firma uğraştı, sağlayamadık.
Bu sürede İller Bankası'na 3 kez yazı yazdım. Bizim kredimiz ne oldu, kredimiz ne oldu? En son 2 hafta önce yazdım. Cevap değerlendirilmektedir. Ama değerlendirilmektedir ama yani yağmur beklemiyor. Su taşkınları beklemiyor. Kanalizasyon beklemiyor. Vatandaş bize soruyor. Şimdi bir karar verme aşamasındayız bununla ilgili. Tabii bu arada bizim ihaleyi yaptıktan sonra, biz ihaleyi 2017 yılı birim fiyatlarıyla yaptık. Biz ihaleyi yaptıktan sonra bu ekonomik kriz nedeniyle hükümet bir fiyat farkı kararnamesi çıkardı. 2018 yılı için %25, 2019 yılı için %50. Yani toplamda bizim 2017 rakamlarıyla yapmış olduğumuz ihale bugünkü rakamı %75 arttı. Yani 100 lira 175 lira oldu. 200 lira 350 lira oldu. Şimdi bu da bizim belediye olarak ödeme kabiliyetimizi zorlayan bir iş. O yüzden firmayla da görüşüyoruz, son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bir karar verip olmazsa o altyapı ihalesine mevcut sözleşmeyi yeniden değerlendirip bir çözüm geliştirmeye çalışacağız. Diğer taraftan beklemeye tahammülü kalmamış bölgelerde, Koca Sinan gibi özellikle, kendi imkanlarımızla başladık. Ama Edirne Belediyesi'nin şehrin tüm altyapısını kendi imkanlarıyla çözmesi çok uzun zaman alır ve teknik olarak da çok mümkün değil. Ama acil bekleyen yerler, işte Koca Sinan'da biliyorsunuz 22 Şubat'ta içme suyu şebekesinin yenilenmesine başlamıştık. Bizim projelerimizde Edirne merkezde 380 kilometre içme suyu şebekemiz var. Bunun tümünü yenilemeyi planladık. 460 kilometre kanalizasyonumuz var. Bunun 110 kilometresini yenilemeyi planlamıştık. 30 kilometre yağmur suyu toplama hattımız var, 29 kilometre. 30 kilometrede yeni yağmur suyu hattı yapmayı planlamıştık. Ve bunun bozulan üst yapısı. Koca Sinan mahallemizde 12 bin metre içme suyu hattı var. 12 kilometre içme suyu hattı var. Bunun özellikle meskenlere ve işyerlerine yeni yapmış olduğumuz Kayalıköy Barajı'ndan almış olduğumuz temiz suyu iletmek için çalışmalarına başladık. Birinci etabını bitirmiştik. Şu anca ikinci etap devam ediyor. Yakında o bitecek. O şekilde devam edeceğiz. Bu arada ikinci bir çalışmamız var şu anda. Tabii şunu da söyleyeyim bu arada. Biz ihale yaptığımız için o ihale konusuna giren işlerle ilgili yeni ihaleler de yapamıyoruz. Öyle bir mecburiyet var. İhale etmişsiniz zaten. O orada dururken ihalenin konusu içinde kalan bir işle ilgili yeni ihale de yapamıyorsunuz. Yani İller Bankası, işte yetkililer kredimizi onaylamayarak her açıdan bizi sıkıştırıyorlar. Edirne halkını cezalandırıyorlar sonuçta. Şimdi bir, Koca Sinan Mahallesi'nin içme suyu hattını yeniliyoruz. Yakında bitiyor tamamen. İki, yakın bir zamanda bizim en büyük problemimiz olan Helvacı Deresi yağmur suyu toplama kanalı bağlantısı ve Kipa'nın önden giden binlik kanal bağlantısı. Zamanında onlar 90 derece açıyla bağlanmış Helvacı Deresi'ne. Helvacı Deresi'nde biraz su kotu arttı mı onlar geri basıyorlar ve sonra biliyorsunuz işte Sadık Ahmet vesaire. Şimdi onları bölge trafik önünden köprüye gelmeden asfaltı yararak büyük 2'ye 2, 2'ye 1,5 kutu menfez dediğimiz, yani 6 metrekare genişliğinde bir galeri düşünün. O galerilerle Olin Kavşağı'ndan asfaltı yenerek Helvacı Deresi'nin daha ilerisine bağlayacağız. En azından kısa süreli de olsa orada bir çözüm geliştirmiş olacağız. Evet, Koca Sinan Mahallesi'nden sonra hangi mahalle devam eder? Fatih Mahallesi mi yoksa Kıyık tarafı mı? Şimdi o aslında şeyimizde var, planımızda var ama dediğim gibi bizim asıl nihai hedefimiz bu ihale kapsamında tümünü birden yapabilmek. Yoksa böyle mahalle iş uzayacak. Uzadıkça da tadı kaçacak, vatandaş rahatsız olacak. O anlamda tekrar şartlarımızı revize ederek bir değerlendirme daha yapacağız. Evet, hazır sudan konuşuyoruz efendim. İçme suyu tahsilat oranınız çok düşük belediye olarak. Çok düşük. Bütün belediyelerin maalesef çok düşük.
çok fazla alacağınız var değil mi? Şimdi vatandaş şöyle bakıyor olaya. Buradan vatandaşlarımıza da seslenmiş olalım. Her türlü hizmeti belediyeden istiyoruz, bekliyoruz, haklıyız. Hiç itiraz yok. Ama bizim de vatandaş olarak belediyeye karşı görevlerimiz var. Ülkeye karşı, devlete karşı görevlerimiz var. Şunu diyebiliyor muyuz? Mesela elektrik faturası geliyor, ödemem ya da param yok. Diyemiyoruz. Neden? Gelip tak diye kesiyorlar. İşte doğalgaz, ya ben çok sıkışıkım, bu ay yatırmayayım. Beni birkaç ay idare edin. Yok, kesiyorlar. Şimdi elektriğe gelince var, parayı buluyoruz, faturayı ödüyoruz. Doğalgaza gelince var, kredi kartlarına gelince var, tüketici kredisine gelince var. Başkanım biz zaten battık. Bir de şu mantığı çok sağlıklı bulmuyorum ben. Biz oy verdik ya, oy vermek satın almak değil ya da oy vermek aldığınız hizmetin bedelini ödememek değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani bugüne kadar bir de yanlış bir bilgiyi de düzelteyim sizin aracılığınızla. Efendim su yaşamsal bir konudur. Kesilmez. Yok öyle bir şey. Öyle bir kanun yok. Öyle bir düzenleme de yok. Ona bakarsanız elektrik de. Şimdi bugün evinizde iki gün elektrik gelmese ne olur? Dolabınızdaki her şey bozulur. Değil mi? Dünyadan haberiniz olmaz. Telefonunuzu şarj edemezsiniz vesaire vesaire. Elektrik yaşamsal değil mi? Ya da kışın doğal gazınız kesildi. Yaşamsal değil mi? Yani tabii belediye hizmetlerini vatandaşımız maalesef sıfır ücretle almak istiyor. Ama böyle bir şey yok. Biz Türkiye'de de yok, dünyada da yok. Bakın bir örnek vereyim. Londra'da her ev ayda elektrik, su, doğalgaz falan hariç. Her ev ayda belediyeye 120 pound hizmet bedeli ödüyor. 120 pound. Ödemediniz. 15 gün içinde mahkemeye çıkıyorsunuz. Ve kat kat ceza ödüyorsunuz. Şimdi biz bunu da istemiyoruz. Biz sadece şunu istiyoruz. Vatandaşımızın evine ulaştırdığımız su faturasının zamanında ödenmesi ki biz bu hizmetleri size döndürebilelim. Yollar bozuluyor. Bu yollar niye çukur? Yol pahalı bir iş. En pahalı işlerden birisi. Efendime söyleyeyim, sular patlıyor, niye yapmıyorsunuz? Altyapıyı niye yapmıyorsunuz? İşte kültür merkezi niye yapmıyorsunuz? Şunu niye yapmıyorsunuz? Bunu niye yapmıyorsunuz? Neyle yapacak belediye? Belediyenin gelirlerinin yaklaşık %60'ı vatandaştan topladığı su parası, emlak vergisi bunlar. Çevre temizlik vergisi. Bunları vatandaşlarımız zamanda yatırması gerekiyor. Biz daha önce de bir karar almıştık ama çok uygulama yanlısı olmadık ama artık mecbur kaldık. Çünkü bıçak kemiğe dayanmadı. Bıçak kemiği de kesiyor deldi şu geçti. Anda. Deldi geçti. O yüzden iki su faturasını ard arda ödenmediği takdirde orası ev, iş yeri neyse suları kesmeye başladık. Buna mecburuz. Kimse kusura bakmasın. Ama buna mecburuz yani. Bunu uygulamaya devam edeceğiz kararlılıkla. Su abonelik ve sayaç okuma birimimizi değiştirdik. Vatandaşlarımız daha rahat hizmet alsın diye. Uğur Mumcu Park'ın hemen yanına taşıdık. Modern, ferah bir mekan yarattık orada. Lütfen vatandaşlarımız da bu özellikle su faturalarının zamanında yatması konusunda hassasiyet göstersinler. Çünkü şöyle bakın, bir evin, ortalama bir evin aylık su faturası 50 lira civarında. 50 lira civarında. Şimdi vatandaş geliyor bana 1000 lira su borcu var. 1000 lira belki rakam olarak çok büyük gibi değil. Ama ayda 50 liradan siz bunu ödememişseniz 20 ay ödemediğiniz anlamına geliyor. Ya o zaman gecikme faizi biniyor. Ben yasal olarak o faizi tahsil etmek zorundayım sizden. Size de yazık. Sizin de zararınıza bu. Biz aldığımız mal ve hizmetleri zamanında ödeyemezsek biz faiz ödüyoruz. Sizin paranızı kullanıyorum. Ben kendi param değil ki. Kendi param yok. Sizin paranızı kullanıyorum. Yani o yüzden vatandaşımızın daha da ödeme güçlüğünün daha da büyük boyutlara ulaşmaması için bu kararı aldık ve kararlılıkla da uygulayacağız. İki fatura üst üste ödenmezse orasının suyunu
kesmek zorundayız. Üzülerek de olsa kesmek zorundayız. Kesmeye başladınız mı? Başladık. Kesilenler var. Başladık tabii var. Başladık. Büyük borçları olan ticari işletmeler var. Yani belediye olunca ya nasılsa bakın bir örnek vereyim size. Bir vatandaşımızın mesken 8 bin lira borcu var. 8 bin lira. Ondan sonra arkadaşlar suyu kesiyorlar tabii. İhbarname gönderiyorlar. Buna rağmen ödemiyor. Kesiyorlar. Geliyor vatandaş. İşte ben diyor taksitlendirme imkanımız da var. Taksitlendireceğim diyor. Tamam diyor. Oradaki çocuklardan biri merak ediyor bizim. Ya diyor 8 bin lira çok borç yani suda. Çok büyük borç. Niye ödemediniz? Cevap. Belediye suyu kesmiyor ki. Böyle bir mantık olmaz. Böyle vatandaşlık olmaz. Kimse kusura bakmasın. Efendim biz Avrupa'dayız, Avrupalıyız falan. Avrupalıysanız o zaman onun şartlarını da yerine getirmek lazım. Sadece hizmeti Avrupalı tarzda, Avrupa ölçüsünde beklemekle olmuyor bu iş. Sizin de vatandaş olarak o özendiğiniz ya da takdir ettiğiniz, ulaşmak istediğiniz Avrupa'daki vatandaşlar gibi yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz lazım zamanında. Bu konuda kararlıyız. Hiç kimse kusura bakmasın. İki fatura arka arkaya ödenmezse sular kesilecek. Bunu herkese eşit şekilde uygulayacağız. Evet. Şimdi efendim, gurbetçi sezonundayız. Gurbetçilerimizin şehir merkezine daha fazla gelmesi için Edirne Belediyesi olarak yapmayı düşündüğünüz bir proje var mı? Valla ben soruya tersten cevap vereyim. 25 yıldır, geçen yıl hariç, 25 yıldır gurbetçiler Edirne'ye giriyor muydu? Girmiyordu. 25 yıldır girmiyordu. İki nedeni var. Bir, çevre yolunun açılmış olması 1984-85'lerde. İki, bizim esnafımızın gurbetçilere karşı kazık atması. Doğruya doğru. Şimdi iki yıldır giriyor. Niye iki yıldır giriyor? İki yıldır bu şehirde, bu şehrin tanıtımı için kim ne yaptı? Soruya cevap verelim. Kim ne yaptı? Belediyenin dışında bir şey yapan biri oldu mu? Şehrin tanıtımı için. Gazetelerdi, televizyonlardı, işte Hürriyet gazetesiyle, Keşfet Edirne, Posta gazetesiyle, CNN'le, NTV'yle, şununla, bununla. Edirne Belediyesi'nin dışında son 5 yıldır Edirne'nin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde Edirne Belediyesi'nin dışında bir faaliyeti olan bir kurum var mı? Ben görmedim. Ben görmedim. Bu yıl Sayın Valimizin gelmesiyle Kapıkule'de broşür dağıtılıyor giriş yapan vatandaşlarımıza. Ticaret odamız da ona katılıyor. Orada broşür dağıtıyorlar 10 bin tane, 20 bin tane, kaç tane bilmiyorum. Onun dışında Edirne'nin tanıtımı için bir çaba veren birini bana söyleyin, bir kurumu söyleyin. Yok. Bu Edirne Belediyesi'nin başarısıdır. Hiç mütevazi davranmayacağım. Edirne Belediyesi'nin başarısıdır. Edirne Belediyesi'nin bu tanıtım çabalarıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız gazeteler yoluyla, televizyonlar yoluyla, programlar yoluyla Edirne'yi tekrar keşfetmeye başladılar. Kuşkusuz Kapıkule'den giren ya da Kapıkule'den çıkan bütün gurbetçilerin şehre uğraması söz konusu olamaz. Bu hiçbir yerde böyle bir şey yok ama sayının gittikçe arttığını görüyoruz ama başka bir tehlike daha görüyoruz. Esnafımızı uyarmamıza rağmen, cezalarını uygulamamıza, kesmemize rağmen fiyat listelerini koymuyorlar, fiyat etiketlerini koymuyorlar. Bakın değerli hemşehrilerim, bunu yaparsanız aynı geçmişte olduğu gibi bu gurbetçileri, bu turistleri bir kez kaçırtırsak bir daha bunları kimse getiremez. Lütfen fiyat listelerinizi, fiyat etiketlerinizi koyun dükkanlarınıza. Kendinizden pay biçin. Bir yere gittiğinizde ne yiyeceğinize, içeceğinize önceden bakarak cebinizdeki bütçeye göre, paraya göre girmiyor musunuz o dükkana? Öyle bir şey olmaz. Çok kötü şikayetler alıyoruz. Çok olumsuz şikayetler alıyoruz. Yani hangisini anlatayım? Gereğini yapıyoruz ama kararlılıkla iş yeri kapatmaya kadar varan cezalar uygulayacağız. İş yeri, yani hiç kimsenin 3 kuruş ben haksız para kazanacağım diye Edirne'yi ve Edirne'nin geleceğini etkileme, karartma hakkı yok. Buna kim olursa olsun müsaade etmeyeceğiz. Uygulayacağız bunu. Gurbetçileri buradan ne kadar memnun gönderirsek önümüzdeki yıl
o potansiyelin o kadar artması söz konusu. Bakın Edirne'de otellerin doluluk oranlarına. Hemen hepsi dolu. Yeme içme sektörü dolu. Hediyelik eşya sektörü dolu. Böyle olacak bu işler. Ama biz de esnaf olarak, Edirneliler olarak bu vatandaşlara, bu gurbetçilere iyi davranacağız. Evet. Efendim malum okullar açılıyor. Edirne şehir içi ulaşımını nasıl buluyorsunuz? Sizin istediğiniz gibi mi? Yeterli mi? Değil. Elbette yeterli değil. Yeterli olduğunu söylemek doğru olmaz. Yeterli değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani tabii her şehir kendinden sorumlu. Her şehir kendi imkanlarına göre de bir ulaşım planı yapıyor. Mesela deniz kenarında bir şehirseniz, İzmir gibi, İstanbul gibi, ulaşıma nelere ekliyorsunuz? Deniz otobüslerine ekliyorsunuz, vapurlara ekliyorsunuz, işte deniz taksileri ekliyorsunuz. Raylı sisteminiz varsa onu ekliyorsunuz, metronuz varsa onu ekliyorsunuz. Bizim bu imkanlarımız yok. Bundan yaklaşık 10 küsur yıl önce bir sistem kurulmuş Edirne'de. İşte daha önce var olan 7-8 kooperatif bir araya getirilmiş ve Edirne Toplu Ulaşım Sistemi ETUS diye bir sistem kurulmuş. Biz de göreve geldiğimizde bu sistem devam ediyordu. Başka bir sistem kurmak mümkün mü? ETUS'la bir sözleşme yapılmış o tarihte. Bir sözleşme yapılmış, sözleşmesi var. Orada yolcu sayısının çok çok artması, şimdikinin 4-5 katına ulaşması halinde yeni bir sistem kurabilirsiniz. Yoksa çok ciddi tazminat davalarıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu bir. İkincisi, yine bir şehir efsanesi. Efendim işte Türkiye'de belediye otobüsü olmayan tek şehir Edirne. Ya yok böyle bir şey arkadaşlar, benim dilimde tüy bitti. Ben kendimi araştırdım. 51 tane şehirde belediye otobüsü yok. Kimilerinde sembolik sayıda var. 8 tane, 10 tane. Yok böyle bir şey. Bakın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, lütfen sorun. 3 yıldır veya 4 yıldır kendisi yapıyordu ulaşım işini. Şu anda özelleştirmeye çalışıyorlar. Öyle kolay değil o işler. Aynı mantık vatandaşımız da burada da var. Ben az para vereyim, tam hizmet alayım. Böyle bir şey yok. Keşke böyle bir şey olsa. Onu ben de çok isterim. Şimdi ETUS'a zam yapıldı. İşte bu nedir, bu nedir? Ya arkadaşlar, iki günde bir akaryakıta zam geliyor, mazota, benzine. Ben bir Allah'ın kulundan da duymadım. Yani ya mazota da zam geldi, benzine de zam geldi. Ne yapıyorsunuz siz diyeni duymadım. Bu ETUS dediğiniz özel bir firma. Para kazanmak amacıyla kurulmuş ama zaten para kazanamıyor. Biz rakamlarını görüyoruz. Bana diyorlar ki başkan sen ETUS'u kolluyorsun. Evet kolluyorum ETUS'u. Niye biliyor musunuz? ETUS babamın oğlu değil. ETUS'çular da babamın oğlu değil. ETUS'u kolluyorum. Edirne'de başka ulaşım sistemimiz yok, alternatifimiz yok. Günde 77 bin yolcu taşıyor ETUS. ETUS bugün kontak kapatsa herkes yollarda kalacak. Bunu kimse görmüyor. Zannediyorlar ki başkan onlarla arası çok iyi falan, çok seviyor. Değil. Ben halkı düşündüğüm için ETUS'u kollamaya çalışıyorum. ETUS'u yaşatmaya çalışıyorum. Ha bu ETUS'un eksiklerini, kusurlarını görmüyorum. Onlarla ilgili gerekeni yapmıyorum. Ceza kesmiyorum. Değil. Yüzlerce örnek verebilirim ben size. İşten atılmasını istediğim adam, ben ETUS'un denetimcisiyim. İşten attırdığım şoför, ceza kestiğim araç. Yüzlerce örnek verebilirim. İzliyorum ben, takip ediyorum. Vatandaş farkında değil. Zaman zaman biniyorum ben minibüslere. Tebdili kıyafetle biniyorum. Şov yapmak için değil. Şov yapacak olsam çağırırım gazeteci arkadaşları. Binerim minibüse. O başkan minibüste işe gidip geliyor falan. Şova gerek yok. Biniyorsunuz yani, seyahat biniyorum ediyorsunuz. Biniyorum tabii. Biliyorum, onu görmem lazım. Basmadığınız yer sizin değildir. Bir olumsuzlukla karşılaştınız mı başkanım? Yani yok, yani eleştirilerini iletiyor vatandaş bana. Tanıyanlar oluyor, eleştirilerini iletiyorlar. Dinliyorum, cevap veriyorum, anlatıyorum. Vatandaş eleştirdiği konuların birçoğunda haklı, haksız değil. İşte bekleme süreleri. Şimdi bakın, o kadar uzun bir hikaye ki bu. Biz ETUS'un tüm araçlarının
GPS ile takip ediyoruz. Kaç dakikada bir kalkıyor, nereden ne zaman geçiyor, hepsini görüyoruz. Kaç kişi biniyor, isim isim. Seyde Esen bindi, Meli'yi Yurdu Seven bindi, Recep Gürkan bindi. Görüyoruz biz bunları o kartlar sayesinde. Hangi araç günde kaç tane yolcu taşıdı? Bunların kaçı 65 yaş üstü ücretsiz, şehit ailesi, gazi, efendime söyleyeyim işte çeşitli kamu görevlileri, engelli. Görüyoruz biz bunları. Yaklaşık 8 bin sanırım günde. Yani günde 8 bin ücretsiz taşıma. Şimdi bir yanlış da şu. 2015 yılında bir tebliğ çıkarıldı. Bir tebliğ çıkarıldı. Bu tebliğe göre 65 yaş ve üstü vatandaşlar ayakta yolcu taşıma belgesi olan araçlara ücretsiz biner dendi. Buna hiçbir itirazım yok benim. Devlet böyle kararlar alır mı? Alır. Vatandaşlarımıza yakışır mı? Büyüklerimize yakışır. Hiçbir itirazım yok. Ama bunu kamu kurumlarının araçları dışında ticari bir kar elde etmek için kurulmuş özel sektöre ait araçlarda yaparsanız onun bedelini sizin ödemeniz gerekir. Şimdi bakalım nasıl oluyor Edirne'de. 2018 yılında 65 yaş ve üstü vatandaşların ETUS'a maliyeti, ücretsiz binişlerinin toplam değeri 6 milyon TL. Devletin bunun için verdiği destek, katkı 1 milyon 460 bin TL. 4,5 milyon. Şimdi ben size sorarım, siz ETUS'ta bir minibüs sahibi olsanız, bunu yapar mısınız? Bunu yapabilecek bir vatandaş var mı? Bakın, su indirimine geleyim oradan. 2018 yılında bizde iki tane kanun var. Büyükşehir Belediye Kanunu, bir de bizim uyguladığımız Belediye Kanunu. 2018 yılında Büyükşehir Belediye Kanunu'na bir madde eklendi. Bizim kanunumuza eklenmedi o madde, sadece büyükşehirlere. Dedi ki, Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsleri, özel sistemler, özel şirketler dahil ulaşıma bütçesinden finanse edebilir, destek verebilir. İstanbul'da indirim oldu. İstanbul'da şu anda liste fiyatı öğrencine kadar... Komisyon raporları var. Girin İstanbul Büyükşehir'in web sayfasına. Orada komisyon raporları var. Açık bilgi bu yani. Ne kadar öğrenci? 1.25. 1.25. Bunu aylık kartı ne kadara düşürdüler? 40 liraya düşürdüler. Doğru mu? 40 liraya düşürdüler. Şimdi biz 1.25'ten gidelim. Yani 1.25 resmi öğrenci biniş fiyatı. İstanbul'da belediye bütçesinden, bu söylediğim kanun maddesinin eklenmesiyle belediye bütçesinden her biniş için İstanbul Belediyesi o firmaya biniş başına 80 kuruşla 95 kuruş arasında fiyat farkı veriyor. Yani 1.25 oluyor 2.05 ve 2.15. Ama bu vatandaşın doğrudan cebinden çıkmıyor. Dolaylı olarak çıkıyor. Çünkü İstanbul Belediyesi sizden topladığı paralarla, vergilerle bütçesini oluşturuyor. Sizin bütçenizden öğrencinin indirim fiyatını özel şirketlere ödüyor. Şimdi bana diyorlar ki işte 2.15 öğrenci mi olur? İstanbul'un dışında bakın bütün belediyeler herkes baksın kaç para. Kaç para baksın? Bir. İkincisi, keşke o 2018'de Büyükşehir Kanunu'na ekledikleri maddeyi bizim de kanunumuza ekleseler. Biz de belediyenin bütçesinden finanse edeyim. Ben deli miyim ben halkla, öğrenciyle karşı karşıya geleyim, kötü olayım? Niye olayım ben? Niye olayım ben? Ama Büyükşehir Kanunu'na bu maddeyi ekliyorsunuz. Bizim 5.393 sayılı belediye kanununa eklemiyorsunuz. Bizim finanse etme şansımız yok. ETUS'un rakamlarını görüyoruz. Mazota her gün zam geliyor. Akaryakıta her gün zam geliyor. Diğer lastiğiydi, yağıydı, şuydu, buydu. Asgari ücrete zam geliyor. Şimdi bizim
vatandaşımız hiç onları görmüyor. Onlara tık yok. Onlara tık yok. Ama etus olunca kıyamet, belediye olunca kıyamet. Böyle bir şey yok. Doğru olmamız gerekiyor. Kimse kusura bakmasın. Objektif olmamız gerekiyor. Etus'u bugün kapatalım. Denemek için yapalım bunu. Bir gün. Bir gün Etus ulaşımdan çekilsin. Bakalım ne olacak Edirne'de. Evet. Efendim keyifli bir sohbet oluyor. Yine vatandaşların merak ettiği bir konu daha var. Geçtiğimiz günlerde tuvalet ihaleleri gerçekleştirildi. Evet. Umumi tuvaletlerle ilgili. Bununla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Ya şu oradaki yıllardır şimdi turizm kenti olduk. Turist sayımız 5,5 milyona çıktı. Herkesin söylediği şu tuvalet, tuvalet, tuvalet. Biz de mevcut tuvaletlerimize baktık. 11 tane tuvaletimiz var. Özellikle kent merkezindekilerden başlayarak bunları arkadaşlarım gezdiler, tespitleri yaptılar. Birçoğu kullanılabilecek durumda değil. Biz de dedik ki bunları yenileyelim, modernize edelim. Ondan sonra da tekrar işletmeye verelim. Biz işletmeyelim. Nasıl yapacağız bunu? Kanun diyor ki önce mevcut kiracıları çıkaracaksın. Yani benim, bana da ait olsa, bu devlette böyledir, bana da ait olsa bir yere para harcamam için belediye bütçesinden önce oranın tamamıyla benim uhdemde olması gerekir. Yani kiracı varken ben oraya gelip tadilat yapamam, para harcayamam. Bir kuruş harcayamam. Kanunun dediği bu. Dolayısıyla önce biz kiracılarımızın hepsini tahliye ettik. Efendim diyorlar ki işte şunu tahliye ettiniz, öbürlerini tahliye etmediniz. Tahliye hukuken şudur. Kiracı vasfını taşıyan tahliye edilir. Ecr-i misille kalan zaten zabıta marifetiyle biz tahliye ediyoruz. Şimdi kanunu, hukuku bilmeyen arkadaşlar böyle konuşuyorlar ama biraz araştırmak lazım bence. Ettik, onarımlarını yaptık, bir kısmında hala devam ediyor onarımı. Ve geçtiğimiz günlerde işte arkadaşlarım açık ihalesini yaptılar. Gazetelere ilan ettik, herkese açık, şartları taşıyan herkese açık. 4 tuvalet ilk etapta restorasyonu bitti, tadilatı bitti, ihalesini yaptık. Birinde rekabet çok fazla olmuş. Bunlar zaman zaman hep yaşadığımız şeylerdir ihalelerde. Bütün kurumlar yaşar bunu. Orada bizim müdahale etmemiz söz konusu olamaz. Ben vatandaşa şu kadar yükseltebilirsin, şu kadar yükseltemezsin diyemem. O zaman ihaleye fesat karıştırmış olurum. 3 tanesi makul fiyatlarda bitmiş. O 4.sünde de teknik anlamda bir sıkıntı yok. Olur bu. Yani o ihaleye giren vatandaşın tercihidir. Dün itibariyle veya önceki gün itibariyle ihaleleri onayladık. Şimdi o kazanan arkadaşlara tebliğ ediliyor. Yasanın öngördüğü şekilde tebliğ ediliyor. Bir süre veriliyor onlara, 15 gün zannediyorum. 15 gün içinde gelip kesin teminatını yatırarak sözleşmesini imzalayacak, yeri teslim edeceğiz ve başlayacak çalışmaya. Ha, vatandaş gelmedi. Biz tebliğ ettik. Siz sözleşme yapmaya gelmediniz. O zaman ihaleye girerken yatırmış olduğunuz geçici teminat yanıyor. Gelir kaydediyor onu belediye. Gelmediğiniz için sözleşme imzalanmamış oluyor. Bir daha ihaleye çıkacağız. Hadise bu. Evet. Peki efendim sen pazarlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Mevcut pazar yerleriyle ilgili bir düzenleme söz konusu olacak Tabii mı? Ki. Cuma pazarı ve pazartesi pazarının biliyorsunuz geçen sene dolu yağışında bütün çatısı kırılmıştı. Onları yeniledik, bitirdik. Şimdi cumartesi pazarıyla ilgili çalışıyor arkadaşlarım. Cumartesi pazarının zeminini düzenledik. Orada zaman zaman mazgalların çok sık dolmasından dolayı sebze vesaireyle sıkıntılar yaşıyorduk. O da çözüldü. Onlar devam ediyor. Eski Toki'de bir pazar açmıştık. Açarken de vatandaşa ve pazarcılara demiştim ki bunu bir deneme mahiyetinde açıyoruz. Hem vatandaş destekler hem pazarcı da oraya giderse burasını düzenleyeceğiz. Ama geçen hafta gittiğimde 4 kişi kalmıştı. Vatandaş da gitmiyor, pazarcı gitmiyor. Sürdürmenin bir anlamı yok. Bir de yeni yerleşim bölgesine, tam yerini söylemeyeceğim ama işte Esentepe, yani Şükrüpaşa, Fatih mahallelerinin olduğu bölgede
yeni ve modern bir pazar yeri yapacağız. Evet. Efendim son olarak çocuk trafik eğitim parkı çalışmanız var. Evet. Ne durumda? Onu Sayın Valimizle beraber karar verdik. Beraber yapıyoruz. Sanayi sitesi arkasında. Sanayi, yani nasıl diyelim, istasyonun yanında, tren istasyonunun yanında yaklaşık 7000 metrekarelik bir alan. Türkiye'deki en büyük ve en güzel çocuk trafik eğitim parklarından biri olacak. Biz yeri tahsis ettik. Edirne Belediyesi olarak yer bize aitti. Yeri tahsis ettik. Valiliğimiz de özel idare marifetiyle finansının %70'ini karşılıyor. %30'unu Edirne Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Edirne Valiliği'nin organizasyonunda Edirne Belediyesi ve Edirne İl Özel İdaresi beraber yapıyoruz. Beraber de işleteceğiz orasını. Bence Edirne'nin çok güzel parklarından birisi olacak ve çocuklar küçük yaşta trafik bilincine öğrenecekler. Ki bizim kuşak gibi işte yaya geçidinde geçmeye çalışan yayanın üstüne atlamasınlar ya da kurallara uysunlar. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Son olarak söylemek istediğiniz var mı seyircilerimize? Sevgili hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Zaman zaman elbette sıkıntılar yaşıyorsunuz, yaşatıyoruz. Bunlar emin olun ki isteyerek olmuyor ama onun ötesinde şu var. Bizim siz vatandaşlarımıza olan görevlerimizi yerine getirebilmemiz için vatandaşlarımızın da belediyeye karşı olan sorumluluklarını zamanında yerine getirmesi lazım. Bunun en önemli kaynağı bugünkü ekonomik sıkıntıları da göz önüne alırsanız su bedelleri, hizmet bedelleri ve elbette çeşitli vergiler, emlak vergileri, vergilerin zamanında yatması bizim sizin o arzuladığınız düzgün yollar, temiz içme suları, çalışan kanalizasyonlar ve şehrin diğer sosyal donatlarını zamanında size hizmet olarak döndürebilmemizi sağlayacaktır. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, Söz Belediye'de programımızın bu haftaki konuğu Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan'dı. Kendisi bizleri makamında ağırladı. Çok teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarım adına. Önümüzdeki programda bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.